Bizim ilk maçımızdı. Sezonun ilk maçıydı. Geçen hafta maç oynamadığımız için boş geçmiştik. Tabii bunun da bir dezavantajı oldu. Yani bir oyun ritmi yakalamak, lige girmek, o heyecanı, heyecanı yaşamak gerekiyor. İlk maç bunu yaşayamadığımız için şimdi Kocaelispor'a başlayan bir sezon oldu bizim için. Baktığımız zaman ligin en favori takımlarından bir tanesi, en çok yatırım yapan takımlarından bir tanesi. Kadro kalitesi olarak bizim çok çok üstümüze oyunculara sahip bir takım. Kadro genişliği anlamda söylüyorum. Tabii oyunun ilk yarısı benim için de, bizi tanıyan insanlar için de, Pendikspor'un seven insanlar için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Kendi hatalarımızdan, bireysel hatalarımızdan, ya vermiş olduğumuz pozisyonlar, çok komik hatalar, asla ve asla hiç çalışmadığımız uzun toplar, ki ben teknik adam olarak her zaman pas oyununu isteyen bir teknik adamın şartlar ne olursa olsun, topun yerde kalması, sahada kalması, pas oyununun oynanması, sürekli topun bize kalması bizim önceliğimiz. Ama ilk yarıdaki oyun asla ne benim oyunum ne de Pendikspor'un oyunu. Biz böyle bir oyunu hiç çalışmadık, hiç istemedik. Beklentimizin çok çok uzağında bir ilk yarı oynadık. Tabii bu da yapmış olduğumuz bireysel hatalar, sayılmayan goller olabilirdi. Ufak farklarla offside'dan goller iptal edildi. Ama yine kalecimizin bireysel hatasıyla 1-0 geri duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız sistem değişikliği, oyuncu değişiklikleri bir anda oyunun bütün ibresini bize çevirdi. Artık biz öyle bir ikinci yarı oynadık ki tam maçı kazanacağız, kazanmamız lazım. O noktaya getirdiğimiz bir maçta yine bireysel hatadan yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. İkinci yarıdaki oyun, oynanan tempo, oyuncuların bizim istediklerimize verdikleri cevap oldukça olumluydu. İstediğimiz oyuna yaklaştık diyebilirim. Yani ikinci yarı gerçekten oynadığımız oyunla maçı çevirip kazanmayı hak eder duruma gelmiştik. Ama futbol hatalar oyunu. Yaptığınız basit hatalar size pahalıya patlıyor. İşte bugünkü gibi iki tane basit hata, iki tane gol ve mağlupsunuz. Ligin çok başındayız, yolun başındayız. Eksiklerimiz var, problemlerimiz var. Kadro derinliğimiz çok zayıf. Hamle oyuncumuz yok. Bu anlamda yapabildiğimiz genç arkadaşlarımız var. İşte 2006 doğumlu oyuncumuzu oyuna sokuyoruz. Giriyor, elinden geleni yapıyor ama bu lig başka bir lig. Bu lig iyi oyuncuları ve tecrübeli oyuncuları gerektiren bir lig. Eğer bir hedefiniz varsa, bir şeyler başarmak istiyorsanız, tekrar geldiğiniz yere çıkmak istiyorsanız o kalibredeki oyuncuları mutlaka takımınıza bulundurmanız lazım. Örnek Kocaelispor. Elindeki yetenekli ve kaliteli oyuncularla maçı kazanmasını bildiler. İşte Mendes farkını ortaya koydu. Marka girdi. Belki çok bir şey yapmamış gibi göründü ama fiziki avantajını kullanarak aşırdığı top bizim savunmamızın hata yapmasına sebep oldu. Ve işte fark yaratacak oyuncular çıktığı zaman durum böyle oluyor. İşte bizim o farkı yaratacak oyunculara ihtiyacımız var. Evet, elimizde çok iyi oyuncularımız var ama daha da o yarışmacı takım, kendi içinde yarışan takım oluşturmak için daha fazla yarışmacı oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü oynayan oyuncuyu da zorlayacak, onu tehdit edecek, onun daha iyi olmasını sağlayacak arkadan gelen oyuncular olursa o zaman takım daha ileriye çıkar, daha fazla istenileni yapar, daha fazla sonuç almaya başlar. Biz bu eksiklerimizi gördük, zaten biliyorduk ama işte yaşanan biraz ekonomik sıkıntılar, biraz işte bazı oyuncularla ilgili tereddütlerimiz, görüştüğümüz oyuncuları henüz bitirememiş olmak biraz bizim adımıza ilk maç itibariyle handikap oldu ve kaybettik. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. İyi oyuncularıyla, bireysel yetenekli oyuncularıyla maçı kazanmayı bildiler. Ama ikinci yarıdaki oyun bizim için çok değerlendirilmesi gereken ve üzerine gidilmesi gereken bir oyun. Ki istediğimiz, çalıştığımız, 1,5 aydır kampta çalıştığımız, hatta biz bu takımla ikinci ligden Süper Lig'e gelene kadar oynadığımız oyuncular var içeride. Hepsi bizim oyunumuzun ne olduğunu biliyorlar. Ama bugün ilk yarıda Pendikspor, bizim istediğimiz Pendikspor yoktu sahada. Sanki hiç çalışmamış, 1,5 ay bir arada kamp yapmamış bir oyuncu grubu, söylenenin tam tersi bir oyun, hiç istemediğimiz uzun toplar, sürekli kayıp toplar, üst üste 5 pasımız yok. Ki biz özellikle benim çalıştırdığım takımlarda topa sahip olmada hep yukarılarda olan takım olur benim takımım. Ama bugün öyle değildi. İlk yarısı öyle değildi. İkinci yarı ona yaklaştık. Bunun üzerine devam edeceğiz.
Üzgünüz ama ligin çok başındayız. Toparlayıp yolumuza önümüzdeki maçlarla kazanarak devam etmeye çalışacağız. Tamamen oyuncunun hem hazırlık maçlarındaki performansı, hem antrenman performansı, geldiği günden beri üstüne koyan bir Burak Süleyman var. Yoksa aslında ben böyle durumlarda tamamen oyuncuyu geri çekebilirim. Neden? Çünkü o kendi camiasına karşı, eski oynadığı takıma karşı böyle daha fazla hırslanması, daha fazla bir oynama arzusu bazen hata yaptırır oyuncuya. Onda da öyle bir şey yoktu. Sadece gelişimi çok iyiydi. Bizim zaten elimizde iki tane kanat oyuncumuz var. Üçüncü oyuncumuz da sonradan oynattığımız Muhammed Enes. Yani o zaten ilk defa hayatında birincilik maçı oynuyor. Daha önce ikinciliklerde, üçüncüliklerde oynamış bir oyuncu. Henüz daha bu ligin tecrübesinde olan bir oyuncu değil. Ama bizim umutlu olduğumuz oyunculardan bir tanesi. İşte dedim ya, kadro derinliğimiz olmadığı için hamle şansımız yok. Hamle yapılacak iki tane oyuncumuz vardı. Yani böyle hep bu liglerde oynamış, çok üst seviyelerde oynamış, yukarıları görmüş, Süper Ligi görmüş. İki tane oyuncumuz vardı. Hasan Kılıç ve Sandro Lima. İkisini oynattık. Onlar farkını ortaya koydu. Bir anda takımın oyunu ve düzeni değişti. Tabii sistem değişikliği de oyuncuları değiştirdikten sonraki pozisyonlar tam istediğimiz şekilde oturdu. Kocaeli Spor'u hiç çıkartmadık. Sürekli baskı yaptık. İki tane pozisyonu var Kocaeli Spor'un ikinci yarı. Bir tanesi yine biz yan top atarken orada karambolde Barış'ın herhalde önüne düştü. Ceza sahasında iki tane oyuncu vardı. Hasan Kılıç kesti. Bir o pozisyon var, bir de yediğimiz gol pozisyonu var. İkinci yarı bir iki tane de duran top şeyleri var. Onlar yani akan oyunda pozisyon yok demek istiyorum. Onun dışında oyun üstünü tamamen bizdeydi. Pozisyon üstünü bizdeydi. Maçı kazanabilecek, hatta 2-3'ü de atabilecek pozisyonlar vardı. İşte Muhammed Enes girdi, Gökçen girdi. Şeyin pozisyonu Sandro Liman'ın var. Muhammed Enes'in var. Eze'nin yine vurduğu var. Gökçen'in attığı şutlar var. Ama olmadı bugün. İyi günümüzde değildik. Kaybettik. Üzgünüz. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah biz de eksiklerimizi görüp çok daha iyi olacağız.